Biz bugün Kütahya Belediye'mize ve Kütahya'da belediye başkanı seçtirdiğimiz arkadaşlarımıza hayırlısı olsun ziyareti için geldik. Böyle bir konuşma planlı değildi. Ama burayı doldurmuşsunuz. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Öncelikle yerel seçim sürecinde emekleriniz için, gayretleriniz için ve Kütahya'da bütün Türkiye'yi şaşırtan yazdığınız destan için hepinize teşekkür ediyorum. Burada değerli milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap var. İl başkanımız, ilçe yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, çok kıymetli belde teşkilatlarındaki görevli arkadaşlarımız, gençlik kolları, kadın kolları, herkes burada. İyi ki varsınız. Hepinizin emeklerine sağlık. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Televizyonlarda nereleri kazanacağımızı sorduklarında Kütahya'dan büyük sürpriz gelecek demiştim. Evet. Hiçbirisi inanmadı. Beni mahcup etmeyen belediye başkanımıza ve örgütümüze teşekkür ediyorum. İlk buraya geldiğimde, Kütahya'ya ilk geldiğimde beni halkçı liseli Yusuf karşılamıştı. Kaç kişisiniz dedim, 2 dedi. Okulda dedim, 7 dedi. Kütahya'da dedim, 7 dedi. Kıyamadım, sarıldım. Şimdi kendi okulda ama arkadaşım Mehmet burada. Söz vermişlerdi, 58 kişi olmuşlar. Büyümeye devam ediyorlar. Bu parti maalesef geçen sene, kimseyi suçlamıyoruz, hepimiz sorumluyuz, Cumhuriyet'in 100. yılında yapılan seçimleri kaybederek hem ülkede çok kişinin ama en çok da gençlerin umudunu kırmıştık. Ondan sonra dedik ki biz umut olacağız, heyecanı yeniden yakalayacağız. Partiyi ayağa kaldıracağız. Gençlerle, kadınlarla birlikte, hep birlikte, örgütümüzle birlikte başaracağız demiştik. İnandınız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir kongre yaptık. Muhteşem bir kongrenin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye umutsuzluğa gerek yok. Başınızı öne eğmeyin. Enseyi karartmayın, moralleri yükseltin dedi ve hep birlikte bir yürüyüşe çıktık. Malum 1980 darbesi hem solun hem sendikaların siyasetin üzerinden tankla geçmişti. O günden beri maalesef bir bütün olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyaset kalesinin başarı kapısından giremiyorduk. Kapı bize kapalıydı. Üzerinde 3 tane anahtar vardı. 3 tane kilit. Biz partinin yaş ortalaması 43 olan yeni parti meclisiyle, yarısı kadınlardan oluşan, yaş ortalaması 46 olan Merkez Yönetim Kurulu'yla biz bu kilidi nasıl açacağız derken çareyi şöyle bulduk. Dedik ki bir bakın bakalım partiye, geçmişine. Atatürk'ümüz mutlaka anahtarları bir yere bırakmıştır. Partinin geçmişine baktık. Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktık. Nasıl başardı paşam diye baktık. 3 tane anahtar bulduk. Birinci anahtar, Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Paşa bu Cumhuriyet'i genel başkanlara emanet etmemişti. Bu Cumhuriyeti askerdi ama genelkurmay başkanlarına,
askerlere, polislere emanet etmemişti. Ne milletvekillerine bıraktı, ne bir başkasına. Cumhuriyeti kime emanet etti? Gençlere emanet etti, gençlere. İşte birinci kilidi gençler açtı. Genç adaylar açtı. Gençlerin inanması açtı. İkinci kilide sıra gelince Fransa'dan önce, İspanya'dan önce, Danimarka'dan, Almanya'dan önce kadınlara seçme seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi biz de kadınlara güvendik. Çok sayıda kadın aday gösterdik. Kadın kollarımızı güçlendirdik. Kadınlara güvendik. Komşularını ikna ettiler. Herkesi ikna ettiler. Bu büyük başarıda ikinci kilidi de kadınlar açtı. Üçüncü kilit Atatürk'ün de bilim dediği, fen dediği bilimsel yöntemlere güvendik. Dedik anket yapıyoruz. Anketle mi belirlenir dediler. Yapay zeka diye dalga geçtiler. Ama her yerde en doğru adayları belirledik. Milletimize güvendik. Ve üçüncü kilidi de bilimle, çağdaşlıkla açtık. Biz bu seçimleri Atatürk'ten kalan üç anahtarla kazandık. Bundan sonra bir sonraki seçimleri aynı şekilde kazanacağız. Bunun için herkese söylüyorum. Gençleri partiye yönlendirin. Partiye getirin. Üye yapın. Üye kampanyası var. Gençlik kolları Kütahya'da var gücüyle çalışsın. Gençleri üye yapsınlar. Kadınları üye yapın. Kadınlarla birlikte çalışın. Bu parti biraz önce dedim, bir şehre geldim mi önce il binasına giderim. Niye giderim? Çünkü burası baba ocağıdır, baba ocağı. Bu partinin baba ocağının çayı demlidir, çorbası kaynar, bacası tüter. Biraz önce çayı demleyenlerle çorbayı kaynatanlarla konuştum. Bu partinin bacası tütsün diye yıllardır bu baba ocağına odun çekenlere, şimdi hayatta olmayan rahmetli büyüklerimize ve halen daha bu partiye hizmet eden, bu partide görev yapan bütün büyüklerimize en yürekten şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Ancak baba ocağı sadece CHP'lilerin değildir. Bu baba ocağının tapusu Özgür Özel'de değildir. Ne Kemal Bey'de vardı, ne Bülent Ecevit'te, ne İsmet Paşa'da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden Türkiye ittifakı diyoruz. O yüzden sadece sosyal demokratlara değil, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, hangi etnisiteden olursa olsun, Türkiye'nin bütün demokratlarına, Alevisine, Sünnisine, herkese bu baba evinin kapısı açıktır. Türkiye İttifakı 2. yüzyılın ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacaktır. O güne kadar arı gibi çalışacağız. Hep birlikte olacağız. Milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları omuz omuza, kol kola çalışılacak. Ayrımız yok, gayrımız yok. Hep birlikte bu partinin başarısı için, bu ülkenin selameti için çalışacağız. Hiç şüphe yok. Müzakere de edeceğiz,
mücadele edeceğiz. Çağrıldığımız yere hep birlikte gideceğiz. İşte atanamayan dedikleri aslında kendi atamadıkları öğretmenler var. Bu öğretmenler için mülakatı kaldıracağız diye söz verdiler. İnat ediyorlar. Yeni bir müfredat hazırladılar. Yine eğitimi perişan ediyorlar. Bunlara karşı hep beraber 19 Mayıs'tan bir gün önce 18 Mayıs'ta saat 13'te İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda öğretmenlerin ve eğitim sistemine isyan eden herkesin sesini duyurmaya gidiyoruz. Muhataplarımızla konuşuruz. İsteklerimizi söyleriz. Makamlara saygısızlık etmeyiz. Kimseyi itmeyiz, kalkmayız, dışlamayız. Ama sokaktan korkmayız. Meydanları boş bırakmayız. Mücadeleyi de sonuna kadar yapacağız. Bu parti kaybedilmiş bütün hakları geri alacak. Anayasal hakları geri alacağız. Sokaklardan korkmayacağız. Taksim'i geri alacağız. İstiklal Caddesi'ni geri alacağız. Kızılay'ı geri alacağız. Gösteri hakkını, protesto hakkını, toplanma hakkını geri alacağız. Ve hep beraber bir büyük mücadeleye omuz verdik. Vermeye devam edeceğiz. Bütün mitinglerimizde emeklilere seslendim. 10 bin liraya mahkum edilmiş emeklilere. Yurt dışına gidiyorum. Alman başbakanıyla konuşuyorum, bakanlarıyla konuşuyorum. Türkiye'de emekli maaşı 270 euro diyorum. Düzeltiyor beni. Almancam eksik sanıyor. 2700 diyor. Hayır diyorum, 270, inanamıyorlar. Avrupa Parlamentosu'nda tercüman kız 270 euro dedi, 2700 diye düzelttiler. İnanır mısınız? Türkiye'deki emekli maaşının Almanca'ya, Fransızca'ya, İngilizce'ye tercümesi yok. Adamlar böyle bir şeyi tahayyül edemiyor. Kendi emeklisi 3000-4000 euro alırken 2700 az diyor sanıyor. 270 euro. 10 bin lira. Karnını doyurursan evin kirasını veremezsin. Evin kirasını ödersen aç kalırsın. Ya aç kal ya sokakta kal diyen, emekliyi perişan eden bu maaşa Cumhurbaşkanımızla da konuşurken söyledim. Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz. Emeklinin maaşını önce asgari ücreti çıkaracağız. Buna ses vermiyorlar. O zaman sesimizi yükselteceğiz. Onun için 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da Tam Doğan Meydanı'na Türkiye'deki bütün emeklileri, gelebilecek herkesi, 16 milyon emekliyi temsil etmek üzere büyük emekli mitingine davet ediyoruz. Ve biz bir mücadeleyi vereceğiz. O hakkı alacağız. Almak için uğraşacağız. Verirlerse verirler, vermezlerse hep birlikte iktidar olacağız. Biz yapacağız. Söz veriyorum, biz yapacağız. Emekliyi açlığa mahkum edenlere, esnafı kredi borçları karşısında perişan edenlere, çiftçiyi desteklemesiz bırakıp ürününü tarlada dalda bırakıp yoksulluğa itenlere, çay üreticisine de, buğday üreticisine de, afyon üreticisine de, üzümcüye de, narenciye üretene de, hayvancılıkla uğraşana da sahip çıkacağız. Son cumhurbaşkanı gibi değil, ilk cumhurbaşkanı gibi davranacağız. Köylü milletin efendisidir diyeceğiz. Yeniden efendi yapacağız. O yüzden hep birlikte çalışıp hep birlikte mücadele edeceğiz.
Mehmet Şimşek çıkmış kemer sıkmaktan bahsediyor. Tasarruftan bahsediyor. Acı reçeteden bahsediyor. Evet, ekonomi zor durumda. Biliyoruz. Ama bunu bu hale getiren ne emeklidir, ne emekçidir, ne çiftçidir, ne Bağkur'la esnaftır. Bunu bu hale getirip sonra bir gölge IMF programıyla kemer sıkmak, tasarruf istemek, öğretmen atamamak, bu IMF'nin hayaletidir. Bakın, memlekette bir hayalet dolaşıyor. Gulyabani var diyor Gulyabani. Gulyabani IMF'nin hayaleti olarak dolaşıyor. Nereye gidiyor? Şu kasketli amcam var bak bak. Onun kapısına gidiyor Gulyabani. Tasarruf yap diyor. Aç kal diyor. Bak nereye gidiyor? Orada bir ablam var, kaldır elini. Memur onun kapısına gidiyor. Bak oradaki çiftçi amcam var. Fötür şapkalı bir elini kaldır. Ondan tasarruf istiyor Gulyabani. Arkasında kardeşim var gencecik. Ondan tasarruf istiyor Gulyabani. Ey Mehmet Şimşek, Gulyabani'ni al. Bizim kapımızdan, bizim penceremizden çekil. Zenginlerden iste. Zenginlerden iste. Artık yoksulun gırtlağına çökmenin zamanı bitti. Sonuna geldik. Adalet istiyoruz. Verginin %65'i dolaylı vergi. Sudan, sütten, ekmekten, sigaradan alıyor vergiyi %65. Benzinden alıyor, elektrikten alıyor. %20-25 sizlerin aldığı maaşlardan kesiyor vergiyi. Sadece 100 liralık verginin 11 lirası. Onda biri kazanılan paradan beyanname ile gelir vergisi. Sen gelir vergisini arttır. Toplayacağın vergiyi arttır. Vergi kaçıran yandaşlarından vergiyi topla. Bu vatandaşın yakasından düşün artık. Günü gelecek bu vergi sistemine de hep beraber itiraz edeceğiz. İsyan edeceğiz. Artık vergiyi kazanandan alacaklar, garibanın yakasından düşecekler. Bunun için sadece bir şeye ihtiyaç var. Bir şey, size ihtiyaç var. Meydanları doldurmaya ihtiyaç var. Hep birlikte olmaya ihtiyaç var. Kim hak arıyorsa yanında olacağız. Gün gelecek emeklilerle, gün gelecek öğretmenlerle, gün gelecek çiftçilerle, gün gelecek esnaflarla, gün gelecek vergide adalet mitinginde, meydanlarda hep beraber olacağız. Ve siz mücadele ettikçe, biz mücadele ettikçe bu bozuk düzen değişecek, adaletli, hakça bir düzen gelecek. Bravo. Hiç niyetimiz yokken burayı dolduranlara, sesimizi dinleyenlere, bize gönlünü, kulaklarını açanlara selam olsun. Yeni bir yola çıktık. Bu yol başarının yoludur. Zaferin yoludur. En sonunda iktidarın yoludur. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Evet.